Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Korecedeki R düşmesinden bahsedeceğiz. Korecede de bazı düzensiz fiiller, e, kelimeler olabiliyor. E, bazı düşme e, kuralları da olabiliyor tıpkı Türkçedeki gibi. Şimdi R düşmesi buna tallak deniyor. Tallak gördüğünüz zaman düşme anlamına geldiğini bilelim. R tallak şeklinde yazılıyor. R düşmesi demek. Nasıl oluşuyor? Önce onu açıklayayım ben. R ile biten fiil ve sıfatların köküne n, b ve s ile başlayan ekler getirilirse R harfi düşüyor. Rden sonra n, b ve s ile başlayan ekler getiriliyorsa düşüyor. Şimdi bu NBS'i de şu şekilde kodlayabiliriz. Napın saram Nappın selam kötü insan demekti. Napın selam şeklinde yani işte şuradaki N, B ve de S. Nappın selam bir kodlama yöntemi aklınızda kalması için ama ezberlemeye hiç gerek yok. Sadece neden düştüğünü bilsek yeterli. Şimdi bazı fiillerimiz ve sıfatlarımız var. Bunlar düzensizler. Yani R ile bitiyorlar. Düzensizlikten ziyade R ile bitiyorlar. Neler bunlar görelim. Kilda uzun demek. Uzun. N, B ve S ile başlayan ek geldiği zaman bu L düşüyor. Kilda uzun. Şimdi nasıl düştüğünü göreceğiz. Kilda kiseyo mesela. S geldiği için L düştü. Ki şimnida. Kimnida. Yine S ve B harfleri geldiği için düştü. Diğeri nolda. Nolda eğlenmek, oynamak anlamına geliyor. Bu da düşebiliyor. Bu n, b ve s ekleri geldiği zaman. Daha sonra mesela nopşida dersek, örneği burada olmadığı için yazayım. Nopşida oynayalım, eğlenelim derken Burada no l yok. L düştüğü için nokşida şeklinde yazılıyor. Daha sonra tır da var. Taşımak demek. Tır da taşımak, götürmek, getirmek anlamına geliyor. Tır da, da yine düşebiliyor. Tıseyo mesela. Mandılda oluşturmak, yapmak anlamına geliyor. Mandı seo mesela dersek buradaki l düşer. Neden? S ile başlayan bir e kaldığı için düşüyor. Daha sonra mandalida dedik. Ulda ağlamak. Mesela umnida dersem ağlıyorum oluyor. Umnida. Burada gördüğünüz gibi l düşükmüş. Ulda ağlamak dedik. Himdırda zor bu sefer sıfat himdari da zor demek. Himdro, himdro zor oluyor. Himdımnida mesela. Himdımnida dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi r harfi düşmüş oluyor. Yani zordur demiş oluyoruz. Molda vardı. Molda uzak demek. Momnida, mesela aşağıda örneğimiz var. Momnida, moseo, mosimnida şeklinde. Daha sonra salda var. Salda yaşamak. Samnida, saseo, sashimnida derken burada gördüğünüz gibi düşmüş. Ha bu arada ben biraz önce görmedim. Mandilda, mandının oluşturmak yapmak demekti. Mandilda nasıl düşmüş? Mandım nida, mandı seyo, mandı şimdi da şeklinde. Daha sonra al da var. Al da bilmek demek. Anın amnida, aseyo, aşimnida şeklinde. Burada da yine düştüğünü görüyorsunuz. Yol da var. Yol'da da kapıyı açmak vesaire için açmak. Kapı için vesaire. Yonun yomnida, yoseyo, yoşimnida anlamına geliyor daha doğrusu değişiyor anlamına geliyor değil. Değiştiriliyor ve son olarak da palda satın almak demek. Palda yine paseo mesela pardon satmak demek. Paseo işte satın satınız derken yine L'nin düştüğünü görüyorsunuz. Şimdi örneklerimize geçelim. Çega çarmandanın ımşıgın kimbabiyeyo. Benim en iyi yaptığım yemek mandılda var burada. Kimbaptır. 저는 학교 근처에 삽니다. Ben okulun yakınında yaşıyorum. Salda var bu sefer. Yukarıda bahsetmiştik yaşamak. Kı aseo. Bu kişiyi tanıyor musunuz? Tanıdık biri mi? Alda bilmek, tanımak vesaire anlamında kullanılıyor. Alda aseo olmuş. Son sengim tegın eso acu Okul öğretmenimizin evi okula uzak, çok uzak derken molda Moriga kin yozağa eppoyo. Moriga kin yoza saçı uzun. Mori aslında baş demek ama Moriga diyorsa saçı uzun anlamına geliyor. Saçı uzun kadın güzel. Gepboyo. Evet bu şekilde e, r düşmesi. Neden düştüğünü anladık. NBS ile başlayan ek getirilirse yazarken düşme oluyor bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.